Evet, çok güzel bir şey var yanımda. Gözlere bak şunun. Gel bakayım buraya, gel. Merhaba. Çantası da pek bir güzelmiş. Ay, bayıldım çantana. Çantan çok güzel. Orada saklanmaya devam mı edeceksin gerçekten? Kendin gelmek ister misin? Bak burada ne var biliyor musun? Yaşmamı seviyor mu? Hiç Verdiniz denemedim. mi Şey daha? vermedim. Sadece kurumam vardı Tamam. şimdiye kadar. Bak ne var burada bak. Bir bak bakayım şunu bir kokla. Biraz yavru koyarken İnanmıyorum. bir şey yaptı. Benden korktu. Senden korktu. Gel korkma gel. Yavaş yavaş o güzel gözler çıksın ortaya. Ha. Beğenmedin mi? Evet bekle bakalım şimdi. Seni alabilir miyim oradan? Hiç korkmam. Şimdi özellikle ilk buluşmalarda böyle çok daha gönüllerini almaya çalışıyorum ki bir veteriner korkusu oluşmasın diye bebeklik döneminden itibaren. Merhaba. Nasılsın? Korkuyorsun birazcık biliyorum. Korkacak bir şey yok. Saklanmak ister misin? Evet. Birazdan rahatlarsın tamam mı? Gözlerin çok güzel gerçekten bayıldım. Koca bıyıklı senin ne kadar büyük bıyıkların var. Evet birazcık telaşlıyız tabii şu anda buraya ilk kez geldiği için. Ortam yabancı. Bir sürü ses var. Şu çalışan cihazların sesi bile rahatsız ediyor onu şu anda. Evet sana bir küçük muayene. Bize ilk gelişi. Şimdi muayenesini yapacağız onun. Genel durumuna bir bakacağız. Küçük bir aşı periyodu oluşturacağız ona. İç Senin parazit tedavilerini maskeler yapacağız. çok galiba uzun. Öyle Onları da uzun falan keselim. olmayacak mı? Nereye gidiyorsun? Keşfe mi çıktın? Dur bakalım şimdi şöyle bir bekle beni ha. Önce şuraya bir bakalım. Herhangi bir şikayetiniz yok değil mi? Her şey yolunda. İştahı yerinde mi? İştahı da yerinde, keyfi de yerinde. Yerinde. Çok su içiyor. Bir gün çok yiyor, bir gün az yiyor. Normal insan gibi yani. Güzel. Tuvaletinde hiçbir sıkıntı yok. 15 gündür sizinle. 15 gün oldu, evet. Aynen. Tam 2 hafta oldu bugün. Harika. Bayağı alışmışsınızdır 15 gün yeterli bir süre çalışmak için. Evet. Tam evlat gibi olmuştur. Aynen. Değil mi Devrem hemen eve geliyorum işten sonra. May? Evet. Aferin sana. Allah'ım çok güzel bu ya. Bravo sana. Bir dinleyelim mi seni? Şu an yaşadığı her şeyi ilk kez yaşıyor. Onun için değişik olsa gerek. Evet. Korkma tamam mı? Stetoskop bu. Evet Cihalen dinleyeceğim. Oo birileri mutlu mırıldanıyoruz. Keyfi yerinde birilerinin. Genelde hep o modda. Umarım. Aynen. Ne yapıyorlar? Bakıyor. Adı nereden geliyor? Adını eşim koydu. Öğrencisi vardı bir tane şey. Çok Neydi? sevdiğim bir öğrencim vardı. Adı May'di. Anlamı da güzel. Kedimizin ismi de May'miş. Aa, güzel olmuş. Çok mutlusun Beyaz bakıyorum. kara. Çok mutlusun bakıyorum. Aferin sana. Şimdi yaş mamayı yiyebilirsin bence. Evet. Onu da ilk defa yemiş oldum. Evet o da ilk olacak. Ha. Bir bak bakayım. Nasıl bir duygu bak. Ha. Bu kıyak benden sana. Burayı sev diye hepsi. Ha, yut bakalım. Güzel miymiş? Beğendin değil mi? İşte bu parmakları ve bu eli unutma tamam mı? İlk yaş mamanı ben yedirdim senin. O yüzden iğne yapmakta özgürüm tamam mı? Tırnak kesmekte de tabii ki. Şükür. Evet şu tırnaklarına bir bakalım mı şimdi senin? Yeteri kadar gönlünü aldığıma göre, gözünü boyadığıma göre. Biz de bir görelim mi sonra Tabii buyurun. biraz? Şimdi. Ama biz kesebilir miyiz bilmiyorum. Kesebilirsiniz. Kesebiliriz. Kolay bir işlem. Şu hafif kırmızılık gördüğünüz yer canlı doku. Tamam. O yüzden Oraya oraya kadar. girmemek gerekiyor. Sınırımız burası. Tamam. Oraya girdiğiniz zaman kanama yapıyor ne yazık ki. Evet Allah'ım Karıştı. birileri de hiç mutlu değil bu işten tabii şu sıralar. Evet. Arka tırnakları sadece çok kesmiyoruz. Çünkü özellikle Destekliyorlar değil mi? bebekken aynen öyle. Tutunma tırnaklarıdır aynı zamanda onlar.
bu zamanlarda ihtiyaçları olabiliyor. Gerçi şey yok hani, sokakta değiliz, ağaca çıkması falan gerekmiyor ama yine de bu yaşlarda çok fazla dokunmamakta fayda var. Sadece özellikle evde çocuk olunca onları bayağı kısaltıyoruz. Çünkü çocuklar kucağına alınca bunlar arka patileriyle şey yapıyorlar ya. Bu sefer çocuk zarar görmesin diye küçük bir önlem alıyoruz. Bunda da sadece sivriliklerini alacağım, o da takılmasın diye. Yok şey, çocuk yok evde. Peki bir yere ihtiyacı olduğunda bir yere tırmanırken falan bunu geri çekilmez değil mi? Sen yani şu an bu seviyede rahatça tırmanabilir yine. Aynen. O seviyelerde bırakıyoruz şey zaten. Yani ne kadar doğru bilmiyorum ama hani bir süre sonra bırakıyor bir yerlere çıkmayı. Daha uysallaşıyor tırnakları kesinlikle. Hmm. Öyle bir söylenti var da o iyice araştırılması gereken bir şey tabii. Aslında kalan tırnaklarıyla da istedikleri zaman çıkabilirler tabii. Ama hareketli bir kedi olsun ya istediğimiz evet, o. Kesinlikle böyle hantallaşmasınlar yani. Aynen öyle. Genel sağlığı nasıl? O zaman ilk hedefimiz evdeki perdeler diyelim mi tırmanması için? Yani biz yokken yapmıyor ama giderken yapıyor. Biraz. Yapıyor musun? Yapma tamam perdeleri. Lütfen. Çok kötü oluyor öyle. Evet. Patlamaya üşenip oradan tutunarak aşağı iniyor. Şimdi kilomuzu bakacağız. Biz aşıya başlamak tamam. için 1.4 kilogramları olsun ulaşsın istiyoruz ama tabii ondan önce de en az 3 sefer iç parazit tedavisini uygulamak istiyoruz. Bütün parazitlerini döksün istiyoruz. Ne zaman ki dökülüyorlar ondan sonra aşıya başlıyoruz. Çünkü bağışıklığımız güçlü olmalı değil mi? Evet. Bir tartılalım bakalım. Doğan kaç kilo? 120 ne? 1 kilo 100 gram mı? Tutmadı. Tam 1 kilo. Öyle mi? Tam 1 kilo. Tam tamına. 1 kilo musun sen? Normal mi? Gayet güzel. Değil mi? Gayet güzel. Şimdi ben ona bir parazit tableti yutturacağım. Tamam. Bir tane de size vereceğim. Siz de yutturursunuz. Tamam. O sırada da kilo almasını hedefleyeceğiz tabii birazcık. Vitamin takviyesi önereceğim size. Kullanıyor musunuz şu anda vitamin? Yok, hiçbir şey kullanmıyorum. Tamam. Bir tane de vitamin vereceğim size. Şöyle yavru kedi vitamini. Bunu kullanacağız. Bunların tadı çok güzel oluyor genelde. Severek yiyorlar. Böyle sıkarak veriyoruz değil mi? Kendileri gelip yiyorlar. Evet, evet. Bu onun bağışıklık sisteminin güçlü olmasını sağlayacak. Yani aşıya hazırlık yapıyoruz aslında. Büyüme döneminde küçük bir destek sağlıyoruz. Tatmak ister misin? Bekle, tattırayım sana birazcık. Ha. Biraz var sanki. Normal mi ama? Şu an hiç yok gibi diyebilirim yani. Daha ötesi başlayacak. Evet, bir bak bakayım şunun tadına. Vitamin bu. Ne kadar sonra başlıyordu galiba tüy dökümü? Genelde 5. 6. ayda başlıyor. Siz de tüpten düzenli tutarsınız ona sabah akşam. O tüpten yalayacak. Sabah. Biz çikolata yiyorduk yani o şekilde. Elinize, öyle. Elinize de tüp değil mi? Elinizi de direkt tüpten verebilirsiniz. Aynen. Ben şimdi alışsın diye parmağımı aldım. Bazen ilk seferde yemiyorlar. O zaman ağızlarına sürmek gerekiyor ki tadına varsın diye. Çünkü bazen kokusundan hoşlanmıyor. Bu obur. Hemen götürdü. Zaten tadı da çok güzel bu arada. Artık şöyle olacak. Bu tüpün sesini duyduğu zaman, kapak sesini duyduğu zaman koşa koşa gelecek ve bunu yalamak isteyecek muhtemelen. Biz de sabah akşam ona yedireceğiz bunu. Evet, onun dışında tabletimizi yutalım mı? Tablet yutmak ister misin? Güzel göz. Maşallah sana. Hemen bir tablet hazırlayayım. Siz de yuttururken bir yaş mamanın içinde falan yutturabilirsiniz. Hı-hı. Direkt boğazına da tıkabilirsiniz. İkisi de seçenekler içerisinde. Ben şimdi yiyebilir ama doymak için değil. Tadımlık böyle minik minik. Yani bir kokoca konserveyi, yani şu kadar bir konserveyi yemesin şu aşamada. Minik minik ödül olarak verilebilir ama alışsın, sev. Sorun yok yani onda. Bir zararı yok. Ama çok faydası var mı yaşamamanın? Çok faydası da yok. Açık konuşmak gerekirse. Var var. Onlar özel. Aynen. Şimdi ben tabii İlk kez yediği için yaş mamayı, şimdi çok fazla yaş mama yedirmek istemiyorum ona. İshal olmasın, alışık değil. O yüzden ben aparatla yutturacağım şimdilik. Siz ama evde direkt yaş mamanın içine de karıştırabilirsiniz. Seçim sizin tamamen. Güzel mama, onu kullanabiliriz. Nereye kaçıyorsun? Hap yutacağız. Tabii 30. Hani siz demiştiniz 24 saatte 60 gram civarı yemesi lazım. Ben o şeyin arkasına baktım ama. Kaç yazıyor?
Orada da 60 gram yazıyor ama 24 saatte bitirmiyor. Bazen 36 saatte bitiriyor onu yani. Hmm. Ya daha yaşımız çok küçük aslında. 60 biraz fazla. Öyle 40'ı yani. Yiyorsa idealdir. 36 saatte yiyor ama. Maşallah. Zaten tam denk geliyor. Yani bizim amacımız günlük şu anda 40-45 gram var. O olsun. Ha, iyi olsun. Evet. Onu tüketiyorsa sorun yok ki. Zaten kilosu falan yerinde. Boyuna göre gayet iyi. Şunu yutalım mı? Hareketli yani. Kocaman aç ağzını bana. Kocaman ağaç. Yuttun mu? Afiyet olsun. Sana ilk kötülüğümü yaptım böylece. Hoşlanmadın değil mi bundan? Ya şöyle serçe parmağınızı hafiflettirirseniz yutar zaten. Baktınız olmuyor. Dediğim gibi yaşmamanın içine küçük bir şekilde karıştırsın. Zaten minnacık bir hap rahat rahat yutacaktır. Ben tanıştığıma çok memnun oldum. Bayıldım sana. Bence sen de memnun oldun. Kuralları da çiğnedik. Yaşmamayı da yedik gerçi ama. Ha? Gidiyor mu? Burada iletişim kuruyordum sana. Nereye gidiyorsun beni bırakıp? Ha? Allah'ım ya. Bu şeyler çimler var. Onu vermeye gerek var mı? Yani bulundurabilirsiniz evde. Onu ay paketin içinde. Ne yapacağız? Ekiyorsunuz onu. Ekeceğiz onu. Hı, onlar çıkıyor. Çıkınca o da gidiyor. Can isteyince yiyor, tüketiyor falan. Ona bir zararı var mı? Ya aynı zamanda bunlar otçulda olduğu için zararı yok. Aksine faydası olur. Bazen hoşlarına gidiyor o durum. Şey doğru mu? Yediği tüyleri onunla beraber çıkartıyor. İşte o tüy yumakları oluşmasın diye aslında bir nevi sindirme yardımcı oluyor. Ama bir de onun için böyle maltlar var yine. Anti-hairball pasta olarak geçiyor. Daha çok onları tercih ediyoruz tüy yumaklarının çıkması için. Yani ilk silahımız onlar olacak. 5. aydan itibaren aynı bunun gibi tadı güzel olan işte o da şu mesela kırmızısı malt yazan anti-hairball pasta diye yazar. Bunları da tüy yumakları için kullanacağız ama şu an çok erken. 5. 6. aydan sonra tüy dökülmesiyle beraber başlayacağız. Çünkü onlar kendilerini yaladıklarında ne yazık ki tüy yutuyorlar ve o tüyler bağırsakları mideyi rahatsız ediyor. Yani kusmasını istemiyoruz biz. Kusmasın diye zaten bunları kullanıyoruz. Bu sindirimle çıkartıyor. Öteki türlü kusarak çıkarmak zorunda kalıyor. Ona gerek yok hiç. Peki bir şey var böyle çim gibi bir şey. Dönerli, o fokluyor falan. Ha onda kedi otu var. Öyle mi? Kedi otu bunları onu çok seviyorlar. Huzur buluyorlar o gelince. Bir rahatlıyorlar. Yani herhangi bir zararı yok kesinlikle. Onu kullanabilirsiniz. Kendisini iyi hissetmesini sağlıyoruz. O sayede. Hiçbir sıkıntısı yok mu sağlık sıkıntısı? Yok yok gayet iyi. Maşallahımız var. Sen niye ileri gidip duruyorsun? Aşağı mı atlayacaksın? Küçücüksün sen daha. Hı? Nasıl atlayacaksın? Duruşa bak duruşa. Yiyeceğim seni. Seni yiyeceğim seni. Seni yiyeceğim seni. Aferin sana. Ben size 15 gün sonra bekliyorum. Birer hafta arayla 2 tablet yutturun. Tamam. 15 gün sonra gelirsiniz karmaşasını yaparım. Tamam. O zamana kadar istediğim kiloya da çıkmış olacak muhtemelen. Oradan devam edeceğiz. Yavaş yavaş. Toplam 4 aşı olacak. 2 tane karma, 1 kuduz ve blösemi aşısı. Böyle devam edeceğiz. Şimdi haftaya cumartesi bir tablet daha yutturacağız değil mi? Hı hı. Sonraki cumartesi bir tane daha. Bir tane daha. Sonra size gelecek. Sonra bize geleceksiniz. Ben size mesaj atacağım geleceğiniz günü. Zaten yutturacağınız tarihler için de mesaj atacağız size. Hepsi hatırlatılacak size. Evet. O mesaj geldikçe iki kere ilk 2 mesajda yutturuyoruz. 3. mesajda geliyoruz. Karma aşısı için geliyoruz. 2 gün geç veya 2 gün erken olabilir mi? Çünkü kendinizi bazen iş dolayısıyla... Sorun olmaz, sorun olmaz. Evet. Şimdi bir de işin diğer boyutu var. Dış parazit. Dış parazit de pire, kene üzerine gelemesin diye. Aynı zamanda uyuz böcekleri için. Onu da yazın ayda bir, kışın 2 ayda bir damlatıyoruz. Aslında 1 ay koruması var ama kışın çok fazla parazit olmadığı için 2 aya çıkartıyoruz. Onu da şimdi ensesinden damlatacağım. O deriden emilecek, bütün vücudu koruma altına alacak 1 ay boyunca. Onu da Aydana'ya tekrar edeceğiz. Tamam mı? Çok dış şeyle karşılaşmıyor. Eve gelen ayakkabılar... Evet. Ülkemizde çok sokak hayvanı olduğu için aslında çok fazla pireye yakalanıyor kediler. Çünkü yumurtalar bir şekilde evin içine girmeyi başarıyor ne yazık ki. Öyle bir kötü tarafı var bu işin. Bekle Damlan geliyor sonra gideceksin. Şimdi bir kere yapacaksınız yaza kadar mı? Bunu şimdi hiç dışarıda çıkmayacak zaten. Temasa da dikkat edelim. 2 ayda bir olarak devam ederiz. Hı hı. Bunu hayat boyu olacak sürekli. Hiç bırakmayacaksınız. Özellikle iç parazit çok çok önemli. Dış da önemli tabii ki ama iç parazit sizin sağlığınız için de çok önem arz ediyor. Çünkü o parazit yumurtaları ne yazık ki insana da bulaşabiliyor. Arada bize şöyle gördüğünüz gibi çizdi mi? Seni yaramaz seni.
Evet, damlamızı da damlatalım. Bekle. Çok az kaldı. Ne oldu? Sevmedin mi ıslanmayı? Bugün ensesine dokunmazsınız, olur mu? Aferin sana. Aferin sana. Seni tebrik ediyorum. Size bunları hatırlatacaksınız değil mi? Hepsinin haberi gelecek size kısa mesaj olarak. Alabiliriz yerine. Nerede çantası? Evet, sen burayı sevdin ama çantana girip evine gitmen gerekiyor. Buyurun efendim. Aracınız geldi. Buyurun. Girer misin içine? Gitmeyeceğim mi? Ha, gideceğim. Yardım edeyim mi? Arabaya da mı ben koyayım? Buyurun. Arabanıza koyalım size. Evet. Kapatayım mı kapıyı da? Bunun da çıkası var ha. Yaş babamı gömdü ya. Kalmak istiyor burada. Aferin sana. Geçmiş olsun.